Şekilde ABC'de bir kare ve A ve B merkezli. A da merkez, B de merkez olmak üzere iki tane çemberim var. Evet, A merkezi çemberi göstereyim önce. Şunu sileyim. A merkezi çeyrek çember şöyle dolaşıyor. Şöyle, şöyle gidiyor. Gitsin. Merkezden çember üzerine yol yarı çap. Merkezden çember üzerine yol yine ne olacak? Yarı çap olacak. Yani şuradan şuraya yol da yarı çap. Kare olduğu için bunların hepsi re. Şimdi kırmızı çemberi görelim. B merkezi çeyrek çemberde şöyle geliyor bu garibanda böyle dolaşıyor. Dolaşsın, diğer soruyu ihlal ettik ama yapacak bir şeyimiz yok. Her şeyi siz daha rahat görün diye. Evet. Şimdi ikisi için de ortak konuşuyorum. Merkezden çember üzerine yol yarı çap ya. Merkezden çember üzerine yol yarı çap. Yani buna da R diyeceğim. Merkezden çember üzerine yol yarı çap olduğu için bu da R. E burada bak ne oldu? Eşkenar üçgen çıktı. 60, 60. E buranın 90 olması için kaç kalmıştı? 30. 180'den 30 çık. İki eş parçaya böl. Çok konuşmaktan konuşamamak. 152'ye böl. 75'e 75. Banko soru. Çok güzel bir soru. Geo. Geldim yandaki soruya ama önce şunları bir kaldıralım. Evet. 10 merkezi yarım çember. Hocalar çapı gören çevre açı 90 derecedir ama önce 14 ve 18'i kullanalım. Şu 18 soru da vermiş. Şu da 14. Topla gel. 20, 32. İki hiçbir dıştan şu açıyı 32 buldum. Evet. 18'in 2 katı şurası 36. 32'nin 2 katı şurası 64. Yarım çemberin üstü 180 derece değil mi? Aşağısı da 180. 64, 36 daha 90, 100. Geriye kaç kalacak? 80. 80 ise bu açı ne olmalı? Yarısı 40. D. Üçgen bilgimizi konuşturalım. 40 lira. 60 daha 100. Geriye kaldı 80. 80 ise yay hesabından bu 100. 100 ise buranın ne olması lazım? 50. Evet, kirişler dörtgeninden çözeceğim bunu. Şu kırmızı kirişler dörtgenine bakalım. 140 ise buraya ne kalacak hocalar? 42, 180 edebilsin. İspatlarını daha evvelki videolarda yapmıştık. Buradan birleştireceğim. Şunun kirişler dörtgeni göreceğim. Mavi kirişler dörtgeni. 120 ise karşısının olması lazım? 60 olması lazım. Evet. Başka ne yapılabilir? Yeşil alalım. 40'ın 2 katı 80. 60'ın 2 katı 120. Alfanın çektiği bir 80. Alfanın dolaylı yoldan çektiği 120. Topla gel 200. Yarısı 100. Wi-Fi özelliği. Merkez. Merkezden çember üzerine yol eşittir. Yani bu uzunlukların hepsi eşit. Dolayısıyla 25'i bu da ne olmalı? 25. İki iç bir dıştan bu ne olacak? 50 de. O merkezi çemberde. Merkezden çember üzerine yol yarı çaptır. Şunları birleştirelim. Bu R, bu R. Bu da R ve bu da R. Şimdi verilenleri bir kullanalım. O A'ya ne dersek diyelim A B bunun kök iki katı. O A'ya ne demiştik? R demiştik. Kök 3 ile çarpınca C B'yi veriyor. Kök 3. O zaman bu 30 30 120. Başka. O A'ya R dedik. A B R kök 2. O zaman bu 90 45 45. Kirişler dörtgeninde bu açı 75 ise karşısındaki açı onun 180 tamamlanmış hali yani 105 olmalı. Edirne bir an ödüm koptu. Işıklarda yok diye. ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi O noktasıymış. Yani bunu dışarıdan çeviren bir çember var. Evet. Şu şekilde birleştirelim. Özel bir programım yok. Yani bu çemberleri çizebilmek için tamamıyla ameli usulü kendim çiziyorum yani. Bu arada bu kalem sesinin çıkarmış olduğu hışırtıyı ben çok seviyorum. Neyse. Merkezden çember üzerine yol yarı çap. Merkezden çember üzerine yol yarı çap. Dolayısıyla 20 ise burada ne olması lazım? 20. 2 tane 20 40 eder. 180'den çıkardım 140. Bu 140 ise gördüğü yaya bakın. Merkez açının ölçüsü. Şunun da 140 olması lazım. E bu 140 ise çevre açı bunun yarısı yani 70. Edirne. Şekildeki CAD çemberler sırasıyla B ve E noktalarında teğet 30 ve 110'u vermiş. Şimdi buranın 70 olduğu bariz belli. 70, 30 daha 100 geriye kaldı 80. Şu açıyı 80 gördüm. Şimdi ben buraya 60 artı A yazayım. 60 artı A'dan A'yı çıkarayım. 2'ye bölünce 30'u bulayım. Tuttu mu? Tuttu. Bu çok güzel oldu. Evet.
Şimdi 70 ile neyi toplarsam, 70 ile neyi toplarsam yarısı, pardon, 70 ile neyi toplarsam değil. 70'in gördüğüm, çünkü Wi-Fi özelliğini yapmaya çalışıyorum şu ikisi için. Şu ikisi için. Etrafını birkaç kere dolaşayım. Şu ikisi için. Dolayısıyla 70 neyi gördü? A'yı. 70 neyi gördü? Bilmediğim bir şey. Bunun yarısı ne olmalı? 70 olmalı. Yani 140 eksi A olmalı şurası. Hemen onu yazmalıyım. 140 eksi A. 140 eksi A. Evet. 80 ise burası ne olmalı? 160. Ama A'sı vardı. 160 eksi A. Farklı bir renkte yazayım. 160 eksi A. Evet, biraz zorlamış bu soruyu. Çözmeye başlıyorum. X'in gördüğü 160 eksi A. Bundan 140 eksi A'yı çıkaracağım. 2'ye böleceğim. Ve X'i bulacağım. 20 bölü 2 eşittir X. Buradan da ne geldi hocalar? B. 10.